Galatasaray'dan Suso hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kilidini çabucak açmak için bir çilingir isteyen Okan Buruk, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için yaz transfer sezonunda da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için kırmızı beyazlılara yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayaklı bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyundaki Suso 5 kez de İspanya milli takım formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeyra, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Galatasaray'dan Ramadan Sobi hamlesi. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Okan Buruk'un da transfer için onay verdiği Ramadan Sobi için yeniden harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden Piramis'te sürdüren 25 yaşındaki sol kanatla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Ramadan Sobi, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda Piramis takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve Piramis yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep edeceği ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Ramadan Sobi'nin sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Geçen sezon sahaya çıktı 36 maçta 16 gole doğrudan etki eden Sobi, kariyerinde ise toplam 47 gol atıp 34 de asiste imza attı. Galatasaray'dan Octavian Popescu hamlesi. Galatasaraylı yetenek avcılarının FCSP'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları öğrenildi. Digisport, Rumen futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu'ya ilişkin övgülerine yer verirken, Impact'te genç oyuncuyla Galatasaray, Sampdoria ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti. Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu, üstün top tekniğiyle Rumenlerin ünlü yıldızı Adrian Mutu'ya benzetiliyor. Öte yandan Digisport'a Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutu da, "Octavian'da benden bir şeyler var. Onu gerçekten beğeniyorum." ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Popescu, kariyerinde sahaya çıktığı 89 maçta ise 14 gol ve 14 asiste imza attı. Galatasaray'dan Fode Baloture bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Atik Van Aanholt'un sergilediği kötü performans sarı kırmızılıları arayışa iterken Milan'dan Fode Baloture için devreye girildi. Alfredo Pedruia'nın haberine göre Galatasaray Fode Baloture için harekete geçti. Senegalli oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fode Baloture'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Baloture'nin ismi yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'la tanınmıştı. Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası.
Devre arası transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray, rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Özellikle Martial'ın Fransa Ligi'nin 3. haftasında Nantes'la oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan girip oyundan alınan Cengiz Ünder'le Martial'ın ipleri kopuyor. Marsilya'da beklediği forma şansını bulamayan ve yedek oyuncu statüsüne gerileyen Cengiz Ünder'le Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti. Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Ancak yeşil ışık yeniden yandı. Fransız ekibinde bir oynayıp bir yedek kulübesine geçen milli yıldız da Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray bombayı patlattı. 5 yıllık imza. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray, iç transferde önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında Fransız temsilcisi Rennes'den 1 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Sacha Boey'la masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 450 bin euro kazanan 22 yaşındaki yıldızla yıllık 800 bin euro üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Sacha Boey'un sözleşme bitiş tarihi de 2026 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray'dan Lindelof bombası. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslanın gündemindeki futbolcuysa Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelof. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak belirledi. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United'da sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.